Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere koronavirüs karantinasında evde çekmiş olduğum iki fotoğraftan bahsedeceğim. Bu fotoğrafları eski model iki cep telefonu ile çektim ve düzenlemelerini 30 saniye gibi kısa bir sürede bitirdim. Bunu da Darktable'ın hazır ayarlarıyla gerçekleştirdim ve ilk fotoğrafım bu halden bu hale geldi. İkinci fotoğrafım ise bu halden bu hale geldi. Şimdi fotoğrafları nasıl işlediğimi göstereyim. Bu ilk fotoğrafım. Kendi telefonum olan Samsung Galaxy Win ile çektim. Eski bir telefon ve kamerası hiç iddialı değil. İlk önce kadraj yaparak başlıyorum. Kadrajımı yaptım. Ondan sonra uygulayacağım bütün ayarlar Darktable'ın hazır ayarları ve modüllerin hiçbirini açmadan yapacağım bunları. Şimdi başlıyorum. İlk olarak ton grupta RGB curve kullanacağım. Modülün sağ kısmında bulunan 3 çizgiye tıklıyorum. Burada hazır ayarlar mevcut. Contrast matte liner'ı seçiyorum burada. Sonra color grupta Velvia ve vibrance'ı aktif hale getiriyorum. Correction grupta da Haze removal'ı aktif hale getiriyorum. Fotoğrafta en fazla değişikliği yapacak olansa Contrast equalizer. Burada da modülün sağında bulunan hazır ayarlardan Denoise and Sharpen'ı seçiyorum ve Sharpen'ı aktif hale getiriyorum. Fotoğrafı düzenleme işlemim şu anda bitti. Fotoğrafıma yaklaşayım. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafı çekmiş olduğum cep telefonunun kamerası hiç iddialı değil ve eski bir cep telefonu, ancak Darktable'da yapmış olduğumuz düzenlemelerle fotoğraf gerçekten güzelleşti. Eski haline bakalım. Buydu. Yeni yapmış olduğumuz düzenlemelerle sonuç bu oldu. Fotoğrafta detaylar ortaya çıktı. Keskinlik geldi, kontrast geldi, renk ayarları yapıldı ve ışık ayarları yapıldı. Şimdi ikinci fotoğrafıma geçiyorum. Bu fotoğraf annemin telefonu olan Samsung Galaxy S3 mini ile çekildi ve bu telefonun da kamerası iddialı değil ve eski bir cep telefonu. Kadrajlama yapmayacağım bu fotoğrafta. Direkt düzenlemeye geçiyorum. Ton grupta RGB curve'de Contrast matte liner'ı seçiyorum. Color grupta Velvia ve Vibrance aktif hale getiriyorum. Correction grupta da Haze Removal'ı aktif hale getiriyorum. Yine en büyük değişikliği yapacak olan Contrast Equalizer'da Denoise and Sharpen'ı aktif hale getiriyorum ve Sharpen modülünü aktif hale getiriyorum. Fotoğrafımın düzenlemesi sona eriyor. Görmüş olduğunuz gibi eski ve kamerası iyi olmayan cep telefonları ile bile Darktable'da çok güzel fotoğraflar işleyebilirsiniz. Bu fotoğraflar çok basit fotoğraflardı. Evdeyken çekmiş olduğum fotoğraflardı. Bunları daha güzel fotoğraflar çekerek de yapabilirsiniz. Göstermek istediğim iki farklı cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflara aynı ayarları uyguladığımızda da güzel sonuçlar aldığımızdır. Bu ayarları daha basit hale getirmek istediğimizde ise bu ayarları favorilere eklemektir. Burada yıldız işareti olan kısım. Şimdi modüllerdeyim burada. Şu an modüllerimin hepsi aktif ve kullanmış olduğum modülleri tekrar üzerine tıkladığımda yanlarına yıldız işareti geliyor ve favorilere eklenmiş oluyor. Crop and Rotate modülünü ekledim. Haze Removal'ı ekledim. RGB Curve ekledim. Sharpen'ı ekledim. Velvia'yı ekledim. Vibrance'ı ekledim. Birini atladım. Ona geri döneceğim. Contrast Equalizer. Bunu da ekledim. Favorilere bu modülleri ekledim. Bu şekilde diyelim fotoğrafta geri dönüyorum şimdi. İlk hali. Bu modülleri sadece aktif hale getirdiğimizde bile fotoğraf değişecektir. Tabi modüllerin içerisinde uygulamış olduğumuz hazır ayarlı modüller var. Onları da ayarladığımızda fotoğrafımız daha güzel olacaktır. Bu şekilde. Tabi bundan daha ileriye taşıyabilir miyiz fotoğrafları? Elbette. Bunu da yapmış olduğum derslerde ve fotoğraf düzenleme videolarında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hemen bir göstereyim. Bu fotoğraf üzerine mesela yeşiller biraz sarıya doğru kaymış. Bunu hemen Color Zone modülde sarıları yeşile doğru taşıyorum. Biraz yeşiller soluk, Velvia'da onlara canlılık katıyorum. Daha sonra da yine yeşillerin olduğu kısımda biraz fotoğraf karanlık gözüküyor. Onu da Zone sistemde en karanlık olan kısımdan biraz parlaklık veriyorum. Ve fotoğrafımı işlemesini bitiriyorum. Açıkçası çok kısa sürede çok basit yöntemlerle fotoğrafı çok güzel şekilde işleyebiliriz. Sadece fotoğraf makinalarımızla çekmiş olduğumuz fotoğraflar için geçerli değil. Cep telefonuyla çekmiş olduğumuz fotoğrafları da Darktable'da çok güzel işleyebiliriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.